Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bir soru cevap videosundan daha hoş geldiniz. Gene 20 civarında soru sordunuz. 20 değil, bayağı 120-130 tane soru sordunuz. Ben bunların arasında 20 tane soru seçtim. 20 tane soruyu cevaplayacağım. 20 tane cevap verebileceğimden emin değilim. Muhtemelen 20'den fazla cevap veririm. Neyse, hadi devam edelim. Bu arada baştan şunu belirtmek istiyorum. Tüm sorulara cevaplayamıyorum. Bazı ahbaplarımız küsüyor veya sitem ediyor ama tüm sorulara cevaplamama imkan yok. Orada 130 tane soru var ve gözünüzü seveyim, uzaylılar hakkında soru gelmesin. Bu videoda özellikle uzaylılar hakkında olan soruları cevaplamamaya çalıştım. Çünkü bu muhabbet çok uzadı ve artık sıkıcı olmaya başlamıştı. Ben de farklı sorular seçmeye çalıştım. Dediğim gibi soruların çeşitliliğine göre de bu sorulara cevaplıyorum. Haydi başlayalım. Birinci soru. Abi, dünyadaki herkes zombiye dönüşse tek sen kalsan ne yaparsın? Korkarım ama mantıklı düşünmek lazım. Herhalde kendime bayağı bir güvenli bölge gibi bir yer yaparım. Zombilerin benim üzerime geleceğini zannetmiyorum. Zombi filmlerindeki hiçbir şey gerçekçi değil. Hiçbir şey. Tehlike o kadar büyük olmaz. Ha, dünyadaki herkes zombiye dönüşse bile tehlike o kadar büyük olmaz. Cidden. Hani tamam, şehirler çok kalabalık da zombi filmlerinde dünyanın nüfusu sanki 7-8 milyar değil de en az bir 20 milyar varmış gibi görünüyor. Neyse, yani öyle. Bir sonraki soruya geçelim. Abi, kaç kardeşin var? Başka takip ettiğin oyun kanalı var mı? Bir kardeşim var. Başka takip ettiğim oyun kanalı var. Ama onların için ayrı bir video yapacağım. Çok daha sonra. Abi, San Andreas mitleri sırları devam edecek mi acaba? Cevap verir misin? Ya da yeni modlar falan eklenir mi? Devam ederse istek Godzilla modu çeker misin? San Andreas'tan artık sadece gizem videosu gelecek. Belki San Andreas Studios adlı bir tane programı kullanmayı becerebilirsem farklı tarzlarda San Andreas hakkında kısa filmler de gelebilir. Becerebilirsem, bir yıldır yapmaya çalışıyorum, olmuyor. Ama sadece gizem videosu gelecek, modlar çekmeyeceğim San Andreas'ta başka. Çok fazla San Andreas videosunu yeterince çektiğim diye düşünüyorum ya. En az 100 tane video olmuştur yani şimdiye kadar. Serdar kardeş, GTA San Andreas gizemlerini çekerken korkuyor musun? İlk önce korkuyordum, artık korkmuyorum. Artık bana normal bir şey gibi geliyor. Hani araştırıyorum, ipuçlarını falan topluyorum. Yani o kadar korkmuyorum. Daha alışıyorsunuz, zamanla alışıyorsunuz. Abi, geçen videoda sordum, cevaplamadım. Bir arkadaşım, sen uyurken saçına kolonya döküp yaksa, ardından da sen kalkıp ne yaptın diye bağırırken başına yangın söndürme tüpünü boşaltsa, sonra temizleyeyim diye üstüne tanzikli su tutsa, son olarak da kurutayım diye ayaklarından çamaşır ipini assa ne yapardın? Ayaklarından çamaşır ipini asacaksa herhalde çok sağlam maşalar olması lazım. Nasıl yapacağını bilmiyorum çünkü. Çamaşır ipinden indiğim anda herhalde ağzını burnunu kırardım. Ve saçlarımı yakmaya çalıştım. Ağzını burnunu kırardım ya, bayağı hastanelik ederdim, çocuk hastaneye giderdi yani. Saçlarım önemli. Abi, Serdar 145 senin YouTube kanalını çalmaya çalışıyor, ne yaparsın? Serdar 145'in ağzını burnunu kırarım, onu da hastanelik ederim. Serdar 140 kanalı önemli. Serdar 145 kanalından daha önemli. Ama benim kanalımı çalmaya çalışıyor. Sen ne yapıyorsun Serdar 145? Amacın ne senin? Ben senden bir puan daha ilerideyim. Adam olacaksın Serdar 145. Abi, cevaplarsan sevinirim. 4 videonun altına yazdım ama buraya yazıyorum. Outlast 3 çıkarsa çeker misin? GTA 5'teki favori karakterin ne? GTA 5'teki favori karakterim tabii ki Lester. Çok paranoyak. Tam benim tarzda. Çok her şeyi işte Illuminati gibi şeylere veya Illuminati Güllüminati diyecektim. Çok özür dilerim buradan. Tüm Güllüminati üyelerinden özür diliyorum buradan. Tüm dünyadaki tüm Güllüminati üyelerinden özür diliyorum. Bu tarz şeyleri çok seviyor Lester. Tipi hiç iyi değil. Hiç iyi bir tip yok ama karakter açısından çok iyi tasarlanmış. O yüzden çok seviyorum onu. Outlast 3 çıkarsa çekerim. Outlast 3 çıkarsa çekerim. Outlast 2 çıkarsa da çekerim. Outlast Whistleblower Outlast 2 değil. Sadece Outlast'ın bir DLC'si. Ek paketi. Oyuna gelen bir ek paket. Sanrı'sa gelen modlar gibi bir şey. Sadece bu modun yapımcılar tarafından yapıldığını ve de ücretli bir şekilde piyasaya sunulduğunu düşünün. Ücretli bir şekilde kullanıma sunulduğunu düşünün. Bu yani. DLC bu. Abi, neden bu kadar gizemlere meraklısın? Ben kendimi bildiğim bile gizemlere meraklıyım. Herhangi bir sebebi yok. Herhalde tatmin olamıyorum bir türlü. Yani bildiğimiz sıradan dünyadan tatmin olamıyorum. Sıradan bir şeyler istemiyorum ben. Olağanüstü şeyler istiyorum. Abi 10 kere hızlıca mor vampir diyebilir misin? Mor vampir, 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 mor vampir. Kaç oldu bilmiyorum. Doğru şekilde söyledim de onu bile bilmiyorum. Doğru şekilde söyledim mi? Söylemedim mi? Kıbrıs'a gidersen videolar gelmeye devam eder mi? Şu anda Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'a geldiğim anda günde 2 video yapmaya başladım zaten. Yani Kıbrıs'a geldim ve videolar daha da arttı. İsteyip de alamadığın neler var? Oyun aksesuar verse. İsteyip de alamadığım sadece sağlam bir ekran kartı var. Çünkü laptopta da şu anki kasalarda ekran kartı sıkıntısı var. İkisi de hızlı ama ekran kartı sıkıntısı çok büyük. Bir de laptopa SSD gerekebilir. Zamanında SSD yanmıştı ve bu yüzden çok sıkıntı çekmiştim. Ama dediğim gibi ekran kartı, sağlam bir ekran kartı istiyorum. Çok ihtiyacım var. Çok ilginç. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Mikrofonum tamam. İşte kulaklık bence abartılan bir şey. O kadar muhteşem kulaklıklara gerek yok. Şu anki kulaklıklarımla da ben istediğim zevki alabiliyorum. Yani bir tek ekran kartından istiyorum ben şu anda. Agar ilk bölüm yayınlamıştın. Devam edecek misin yoksa öyle bir inceleme miydi? Agar kesinlikle devam edeceğim. Çünkü başka bir skin daha buldum. Herkesin seveceği bir skin. Devam edeceğim. En azından bir ikinci bölüm gelecek diyeyim. Üçüncü bölüm emin değilim ama ikinci bölüm gelecek en azından. Samp neden çekmiyorsun? Çünkü ben zamanında Samp'ı çok oynadım. Video çekmeden önce de çok oynadım ben Samp'ı. Artık sıkılmaya başladım. Etkinliklerde de falan bazı olaylar oldu. Artık hiç isteğim gelmiyor yani Samp'ı çekmek. Hiç canım çekmiyor. Sence ördekler saçma mı ahbap? Saçmalamayın. Saçmalamayın. Espriyi anladınız mı? Ördekler bu dünyadaki en mantıklı varlıklardan birisi bir kere. Hangi takımlısın? Trabzonsporluyum. Abi çok merak ettim. Notebook mu kullanıyorsun yoksa masaüstü mü? İkisini de kullanıyorum. Şu anda masaüstü kullanıyorum. Türkiye'ye gittiğimde laptop kullanıyorum. Eğer notebooksa hangi marka? Cevap verirseniz sevinirim. Lenovo IdeaPad Y500 sanırım. Bir tek dediğim gibi ekran kartı sıkıntısı var. Ekran kartını yükseltirsem muhteşem olur. Onun dışında iyi bir laptop. Abi touchpad. Touchpad'e çok sıkıntılı. Bir teknik servis. Yanmış SSD'li laptopu yolladım. Onun yerine bozuk bir tane SSD koymuşlar. Laptop hiç açılmıyordu, artık hiç kapanmıyor. Kapanmıyordu. Ben daha sonra başka yollar hallettim de. Ekran kartın ne? Laptoptaki ekran kartı GT650M Nvidia, Nvidia GeForce'un. Şu anki ise GT730. Evet, bayağı kötü ekran kartları yani. 650M hani fena değil de. Yani gene o kadar muhteşem değil diğer herkesle kıyasla ama. İkisi de şu anda şey yapmıyor, bana yetmiyor. Abi patates sever misin? Patatesi çok severim. Yani büyük bir hayran değilim ama kaynamış patates olsun, kızarmış patates olsun, yemekte patates olsun, patatese bayılırım. Saçımızın düz olması için veya düz çıkması için ne yapabiliriz? Kazıtsak düz çıkar mı? Bu çok kötü bir fikir. Çok kötü bir fikir. Hayır, kazıtma saçın düz çıkması için. Saçın düzse düz çıkar, düz değilse düz çıkmaz. Saçında barışık yaşayacaksın. Saçında barışık yaşayacaksın ahbap. Saçında barışık yaşamak saçlarının muhteşem görünmesi için bir numaralı kural. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.